Herkese söz vereceğim ben. Düşüncelerinizi söyleyin tabii. Bugünlerde tatilciler tarafından dolup taşan Saros Körfezi'nde içme suyu ve çöp sorunu olduğu gündeme getirildi. İl Genel Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısında sunulan Turizm Komisyonu raporunda yaz aylarında Saros Körfezi'ndeki konaklama, sağlık hizmetleri konusunda meclis üyelerine bilgiler verildi. Ama 3 aylık işte 150 bin nüfusa ulaşan yerler var. Yani önemli olan askeri müşterekler. Turizm Komisyonu Başkanı CHP Enes İl Genel Meclis Üyesi Erol Açık, özellikle çöp sorununa dikkat çekerek sahil yerleşkesindeki çöplerin belediye mücavir sahalarında Keşan ve Enes belediyeleri tarafından, diğer yerlerde ise köylere hizmet götürme birliklerince toplandığını ifade etti. Gökçetepe, Sazlıdere köyleri ve sahil yerleşkelerindeki çöplerin ise Mecidiye Muhtarlığı'nca toplandığını kaydeden Açık, köylere hizmet götürme birliği sorumluluk alanlarında araç ve konteyner yetersizliğinden sorunlar yaşandığını söyledi. Yaz aylarında şu anda nüfusun çok yoğun olduğu Enes mücavir, belediye mücavir alanından Keşan Belediyesi'ne kadar kışlık nüfuslar belirli zaten. Enes'in merkezin 4100, köylerine beraber 11500. Bu diğer 5 tane Enes'in köyü var. Enes'den başladık. 5 tane köyü var, yazlık köyü var. Burada nüfusun 150-200 bini aştığını, İller Bankası'ndan da zaten pay geliyor kışlık nüfusa göre. Burada da Ankara'nın bir düzenleme yapması gerektiğini düşünüyorum. Burada her ne kadar çöplerden başlamış olursak sıkıntı var. Nasıl sıkıntı var? Ara sıkıntımız var. Köylere hizmet götürme birliği olarak konteyner sıkıntımız var. Sahil bölgesinde de zaten biz köylere hizmet götürme birliği olarak belediye mücavir alanının dışında köylere hizmet götürme birliği olarak hizmet veriyoruz. Fakat sahillerde muhtarlar sahillerde çöpleri topluyorlar. Onlar ihaleyle bir pazarlık yapıp hane başına belirli bir fiyat, 90 lira bir fiyat alıyorlar hane başına. Çöpleri toplarken onlar hizmet ediyor. Fakat aksaklıklar çok yoğun. İçme suyu, su bir insan için bir ihtiyaçtır. İnsan için giderilmesi gerekiyor. Arkadaşlarımız da zaten bunu dikkate alarak önümüzdeki bu ay Ağustos ayında büyük ihtimalle bir önerge verilir. Biz de onun çalışmasını yaparız diye düşünüyoruz komisyon olarak. Öte yandan CHP İl Genel Meclis Üyesi Necmi Sınır ise bütün sahillerde bir düzenleme yapılması gerektiğini belirterek yazlıklarda yaşayan vatandaşların içme suyu sorunuyla karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Evet, bütün sahillerin su problemi var. Ama en büyük sıkıntıyı da şu an itibariyle ciddi anlamda erik yaşıyor. Çünkü neden? Yer altı suları kabarıyor, kuyulardan su tedarik edilmeye çalışıyor ve neden kabaran yer altı suları da denizden alttan bileşik kaplar usulü faydalanmak suretiyle tuzlu olarak atılıyor. Şu anlamda bu yazlıkta yaşayan insanların temel ihtiyacı su olduğuna göre bunun muhakkak giderilmesi şarttır. Demin bir arkadaşımın ifade etti. Bu konuda da bir önerge vererek bunun sahilde Saros Körfezi'nde araştırılmasından yanayım. Çok temelde bir ihtiyaçtır. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, içme suyu sorununun nereden kaynaklandığı konusunda meclise rapor hazırlanması önerisinde bulundu. Erikli'den başlayarak Enes'in sonuna kadar gidecek olan sahil şeridindeki içme sularının konumunu çalışma yapan bir önergeyle meclise gelsinler, bir meclis çalışması yapalım. Eylül ayı için meclis çalışmalarımızda belediye başkanlarımızla da görüşelim. Keşan Belediye Başkanı, Enes Belediye Başkanı, onlardan da bu konuyla ilgili düşüncelerini alalım. Geniş çaplı bir rapor hazırlayalım. Hem meclis bilgilensin hem de kamuoyunu bu konuda bilgilendirmiş olalım. İlan edildi, yani yaklaşık 11 yıl oldu. Yani 11 yılda bir Saros